İmam Azam rahmetullahi aleyh yaş bola iken tüş gördü. Tüşü de bir katta darağını tonguz gelip tomurlarını kıkmakçı oldu. Şimdi bana şu katta darağını bir noblası eğildi de tonguzu kattı bir zarbavla vurdu. Tonguz dörtte güneşe kaçıp gitti. Kim kayıp gelip şehadet kelimesine aitti. Eşhedü en la ilahe illallah dedi. İmam Azam yaş bola. Ertalab uyğandı da ustozi Hammod ibn Abi Sulaymonni oldiga borib, shu tushimi ta'birini so'rasam bo'ladi, ajoyib tush bo'ldi dedi. Ustozining oldiga borsa, ustozi Hammod hatto bir g'amga botib, g'azablanib, xafa bo'lib o'tiribdi. Ha, ustoz nimaga asabingiz chatoq, nimaga kayfiyatingiz yo'q desa, bizi shaharimizga bir to'p xudosizlar keldi. Amirga uchrab, bu koinotni yaratuvchisi yo'q. Biz shuni isbotlagani keldik. Shaharingdagi bir olimni bizga ro'paramizga qo'yib bahs qilamiz debdi. Amir meni tanlabdi. Shunga achchig'im kelib g'azablanib o'tiribman. Ey ustoz, men tushundim tushimi ta'birin dedi. Menga ruxsat bering, men bahs qilay ular bilan. Agar men yengilib qolsam, ha bu kishi yosh bola edi-da endi, yosh bilan yengishding deyishadi. Agar yengib qo'ysam, ha bu shogirdi bilan gaplasha olmadinglar, ustoz bilan gaplashasizlarmi dedi. Ustozi Hammod rozi bo'ldi. Imom Azam ana shu xudosi mulhidlarni ro'parasiga chiqdi. Va'da qilingan vaqt bo'ldi, kun bo'ldi, ro'parasiga turishdi. Ular Imom Azamga aytishdiki, "Sen bizni savollarimizga javob ber. Faqat oyat hadis bilan javob berma. Aqlga to'g'ri keladigan narsalar bilan javob ber." Birinchi savol. "Seni Robbing qaysi yilda tug'ilgan?" İkinci savol. Seni Rabbin qaysi yilda paydo bo'lgan? Üçüncü savol. Rabbingdan avval hech kim bo'lmaganini isbot qilib ber aql bilan. To'rtinchi savol. Rabbingning zoti qanday? U tutun yoki bulutga o'xshagan gassimonmi yoki suv kabi oqib turuvchimi? Rabbingning makonini aytib ber, qayerda? Beshinchi savol. Rabbingning yuzi qaysi tarafga qaragan? Hozir qaysi tomonga qarab turibdi Rabbing seni? Oltinchi savol. Agar ishlarning hammasi Allohdan taqdir qilib qo'yilgan bo'lsa, Robbing hozir nima bilan ovora bo'lyapti? Robbing nima bilan shug'ullanyapti? Avval ham yo'q hal qilib qo'yilgan bo'lsa. 7-chi savol. Nima kam emasdan faqat ziyoda bo'ladi, ko'payadi? 8-chi savol. Sizlar musulmonlar aytasizlar, biz jannatga kiramiz, unda abadiy qolamiz, o'lmaymiz deysizlar. Bu qanday aqlga sig'adi? Boshlangan narsani albatta bir kun oxir bo'lish kerak. 9-chi savol. Agar Robbing bor bo'lsa, uni menga ko'rsat. Uning savoli. Shayton olovdan yaralgan. Qanday qilib olovdan yaralganini yana olov bilan azoblash mumkin? 11-chi savoli. Agar hamma ishlarni Alloh avvaldan taqdir qilib qo'ygan bo'lsa, nima uchun bandalardan shu ish sodir bo'lsa, gunohiga jazo, savobiga mukofot beradi? 11-ta savol. Robbing qaysi yilda tug'ilgan? Javob shu bo'lyaptiki, Alloh taolo tug'magan, tug'ilmagan, unga hech kim teng emas. Ikkinchi savol. Seni Robbing qaysi yilda paydo bo'lgan? Alloh taolo zamonlar va vaqtlardan avval bor edi. Undan avval hech kim va hech narsa bo'lgan emas, undan keyin ham hech kim hech narsa bo'lmaydi. Uchinchi savol. Robbingdan avval hech kim bo'lmaganligini isbotlab ber. Aqlga to'g'ri kelsin. İmam Azam aytayapti. Rakamlarının orasida 3. 3'ten avval nechi keladi? 2. 2'den avval nechi keladi? 1. 1'den avval nechi keladi dedi xudosizlar, 1'den avval hech narsa yo'q dedi. Agar rakamlarda 1'den avval hech narsa bo'lmasa, haqiqiy birinchi bo'lgan, yagona bo'lgan Allohdan avval qanday bir narsa bo'lishi mumkin? Aqlga to'g'ri kelyaptimi? 1'den oldi raqam yo'qmi? 1'den oldi hech narsa yo'qmi? Demek haqiqiy bir bo'lgan, yagona bo'lgan Allohdan avval ham bir narsa bo'lmasa aqlga to'g'ri kelar ekanmi? Qanoatlanishdi. 4-chi savol. Robbingning zoti qanday? U tutun yoki bulutga o'xshash gassimonmi yoki suv kabi oqib turuvchimi? Robbingning makoni qayerda? Javob. Sizlar dedi Imom Azam haligi xudosizlarga bir odam o'layotganda yonida o'tirganmisizlar? Ha, o'tirganmiz. Harakatlanayotganda to'xtab qoldi? Ha, to'xtab qoldi. Gapirayotganda sukut qilib qoldi? Ha, sukut qilib qoldi. Nima yo'q oldi unda dedi. Ruh chiqib ketdi dedi.
Ruhu çıkıp gidiyken de onu orada oturur diyorlar mı? Onlar ha deyişti. Şimdi sizler bana yeti veriyorlar. Ruh kanakaydı o şöyle. Bulut. Ya ki tütün göğüşürken gaz sumağı mıydı? Ya ki su göğüşer, aktırılıyor suyu mıydı? Ya ki taş göğüşer, kattık mıydı? Neme göğüşerdi? Onlar sükut saklaştı. Çünkü ruhlu sıfatla bir ama diyor. Borligini akıllı kabul kıp durup diyor. Rabbinin yüzü kaysi tarafa karagan? Beşinci soru. Bu sorular iki kıl cevap var dedi. Eğer korangu halangu ortasındaki şamda yakıp koysaylar, yarığı kaysi tamamen karab yürüyordu. Doğdu hali hudazlar, hama tamamen doğdu, Rabbim yüzü yem şuna kadar dedi. Eğer dedi, ikinci cevabı, bir çineye süt koysaylar, şu sütte, terkibinde yağ var mı? Bor. Kayere de. Kayere de. Hemen yere de. Mala bu cadırda bir gire bir alayımız mı sütte? Mala tamamen de durup yağ değiliz mi? İndişamaya kaldı. Cevap oldu. Eğer, altıncı soru. İşlerinin hemmesi avvaldan takdir kılıp koyulgen bosa, Rabbin hazır neme bilen şugulanı yaptı, neme bilen avara. O takdir azalda yazıp koyulgen nersi boladı, başka nasıl bu miydi? Hemme işler dedi cevabı da. Cevap şu oldu ki, hemme işler Rabbinin kolu da. Özü başlar, özü nihayesi yetkizedi. Harını aziz kıladı. Azizini har kıladı. Fakirini boy kıladı. Boyunu fakir kıladı. Kesalini sağ kıladı. Sağını kesal kıladı. Allah da olanın kolu da. Yetin savaz. Nime az yemezden fakat köpeğe. İmam Azam. Kem yemezden fakat ziyada bulu diyenlerse bu ilim. İlim fakat ziyada buladı. Çekin savaşı. Sizler biz cennet kekiremiz. Onda abadi bulamız, ölmemiz deyseler. Bu kendi akılge sığar dedi. Cevap karayın. Rakamlarının avvalgisi netçe? Bir. İkincisi şey. Üçüncüsü şey. Ahirgisi netçe? Rakamlarda ahiri var mı? Yok. Hop, rakamlarda ahiri bulmasa cennetten başı var ahiri yok dedi. Akılge doğru geldi mi? Şimdi 9. 10. 11. savalıya İmam Azam cevap verişliğinden oval yerden bitti kışlı ya ki güveriydi aptırıp hali hudazladı başını vur yorup koydu. Boşu yorulup konaktı. Aşağıda durgen askerler İmam Azam malikinin başını yorup koyduken şimdi uşak cazalar komamak gibi oluştu. Ne mi bunu yıkıldığında oldu? Menaşı işimde 9. 10. 11. savalıya cevap var dedi. Kan da yıkılıp cevap var dedi. Yani dedi ki eğer Rabbin var olsa onu menge körsat deyişti. Başını yordum. Ağrı var mı dedi? Var dedi. Körsat menge dedi. Bu bitti cevap. Şeytan alavdan yararken, kan akılıp ottan yararken diyen ot bulan dozakta azabladı dedi. Adam tuprağdan yararken tuprağdan azabladın mı dedi? Doğru geldi mi? Doğru geldi. Ahirgi savalı eğer hemme işler Allah'ta Allah tamamıdan takdiri yazılıp koyulunken bosa ne mege bandarada kıyken işler ki cezaya ki mükafat beredi dedi. Ha, demek boşunu yarılışını Allah yazgeneken ne mi beni cezalamak istiyorlar dedi. Allah hala geneken şimdi hep oldu. Ne mi beni cezalıyorsunlar dedi. Degeni de hali ki hudasızlar hemme savalları ki akli delillerini oyanlarından keyin hemmelere şehadet kelimesine ait Müslüman buluştur. Müslüman adamın akidesi, itikadı, dedesi Müslüman bulgenliği için Müslüman buluş gereğmez. Yani hem ayeti yap diyor. Şuna kaç şekilde? Yani Müslüman aşağıda kulup bulgenliği düşünmez. İtikadda buraya taklit kılınmıydı. Bana 11 soru akli cevaplarını verdi. Ayet hadis geltirmezler.